Herkese selam, ben Selin. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kar dolayısıyla 2 gündür evlerde mahsur durumdayız. Karın tadını çıkarıyoruz aslında. Sıcak kahvelerimiz, çaylarımızla beraber ailece, keyifli sohbetler eşliğinde bunun tadını çıkarıyoruz. Fakat dışarıda kalan hayvanlarımız söz konusu. Onlar soğuğa bizimki kadar, onlar soğukta bizimki kadar keyif alamıyorlar. Bunun için de ben elimden geldiğince çevremdeki hayvanlara yemek sağlamayı, ısınacakları alanlar sağlamaya çalışıyorum. Bunun arayışına girdiğim bu süreçte de internette adoremobilya.com'da çok güzel bir kedi evi buldum. Bu firma var olan malzemelerinden hasar görmüşleri önceden hurdaya çıkarıp satıyormuş. Fakat bunları kedi evi olarak değerlendirmeye karar vermiş. 10 lira karşılığında, sadece kargo bedeli karşılığında yani, bu kedi evlerini alıyorsunuz. Ben sizler için bir paket aldım ve yaptım. Umarım yararlı olur ve siz de dışarıdaki hayvanlarımıza, kedilerimize ufak da olsa bir yarar sağlamış olursunuz. Dediğim gibi lafı çok uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Gelen kargoyu açtığımızda içinden vidalar, vidaları monte etmek için anahtar, çivi ve ayak çıkıyor. Önce tabanı ve yanlarını monte ediyoruz. Vidayı takıp anahtarla beraber çok basit bir şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Ardından ön yüzeyi oturtuyoruz. Ve üst kapağımızı da yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve en son olarak da arkasında ince bir suntamız var. Onu da çıkan çivileri çakarak yine dediğim gibi çok basit bir şekilde monte ediyoruz. Ve kedi evimizin ayaklarını da taktıktan sonra kedi evimiz hazır. Evde var olan bir yastığı kedi evine sığabilmesi için önce içini boşalttım. Ardından silikon tabanca yardımıyla şekilde gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bu yastığı kullanmadığım eski bir kazakla kapladım. Çünkü kediler yumuşak yerleri seviyorlar. Yumuşak yerlerde, zeminlerde yatmayı seviyorlar. Onlara böyle bir alan yaratmak istedim. Ve küçük bir dokunuş yaptım. Gördüğünüz gibi kedi şablonu oluşturup onu akrilik boyayla, sünger yardımıyla boyadım. Ve işte bu kadar. Ben kedi evini yağmurdan, kardan etkilenmeyecek bir alana koydum. Fakat siz eğer dışarıda böyle bir korumalı bir alana koymuyorsanız, onun üzerine poşetlerden ya da su geçirmeyen maddelerden sararak da onların daha dayanıklı, daha kış şartlarına daha dayanıklı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Umarım videom yararlı olmuştur. Daha çok insana ulaşmam için lütfen videomu paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sokak hayvanlarını unutmayın. Hoşça kalın.